Bu olay benim için de sürekli olarak bir ukde kaldı. 6 farklı YouTuber'a, YouTube kanalına ben mail attım. Telefon geri geldiğinde güç tuşu bozuktu. Asıl olay burada patlak veriyor. Ben bunları aradığım zaman bana bağırmışlardı, çağırmışlardı. Yok sizin yanlışınız var, yok şöyle olmaz, böyle olmaz gibisinden beni haksız duruma düşürmüşlerdi. Bu konuda Apple'ı çok takdir ediyorum fakat yine de önerdiğim bir marka değil. Videoya başlamadan önce hemen şunu belirteyim. Bu video içerisinde herhangi bir şekilde marka, karalama, kötüleme, kötü laf söyleme veyahut da marka itibarını bozacak herhangi bir şey söylemeyeceğim. Yalnızca General Mobile ve Telpe ile yaşamış olduğum bayağı büyük, bana göre çok büyük fakat bazılarına göre küçük, bazılarına göre neredeyse sorun olamayacak bir olayı anlatacağım. Bu videoyu da çekmemin sebebi sizin başınıza geldiğinde nasıl yanıt verebileceğinizi veyahut da nasıl başınıza gelmemesini sağlayabileceğinizi aktarabilmek. Bu olay benim için de sürekli olarak bir ukde kaldı. Neredeyse 2015 senesinden beri, yani YouTube'a ilk başladığım zamanlardan beri. Madem haftada 2 tane video çekiyoruz ve fazla video çekiyoruz, ben de bunu size aktarabileyim. Hem siz bilgilenin hem de ben de rahatlamış olayım bir nevi. Şimdi olayın yaşandığı tarihi şu şekilde size verebileceğim. Bu olay yaşandığı zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 farklı YouTuber'a, YouTube kanalına ben mail attım. O zaman tabii kitlem yok. YouTube kanalım yolun başında. Yalnızca eşim kollama cevap vermişti, sağ olsun. O da yarım kesildi. Cevap verdiğin için teşekkür ederim. Onlara nasıl iletişime geçerim gibi bir soru sormuştum. Orada yanıt alamadım ki yoğunluğundandır. Çünkü bana bir sürü mail geliyor şu anda ve birçoğuna cevap veremiyorum. Neredeyse hepsine cevap veremiyorum daha doğrusu. Ona da hak veriyorum YouTube'a başladıktan sonra. Şimdi arkadaşlar olay şu. Bu elimde görmüş olduğunuz telefonu şu anda ekranı açık fakat açılması için yarım saattir bekliyorum. Ciddi anlamda yarım saattir bekliyorum. Ben bu mailleri attığım zaman tarih 2015'in 11. ayın 8. günü. Hemen bakalım ne zaman denk geliyormuş. Ben o tarihte 6 farklı YouTuber'a, YouTube kanalına mail attım. Dedim ki yardımınıza ihtiyacım var. Şu anda mailin birebirini okuyorum size. Yardımınıza ihtiyacım var. Bende Telpa garantili DM Discovery 16 GB var ve telefonun ekranında bir sürü ölü piksel var. Ben bunu 2 ay önce yaz tatiline servise gönderdim kulaklıkla birlikte. Ve internetten takip ettim ama yalnızca kulaklığı değiştirdiler ve telefona format, yani reset atıp geri gönderdiler. Tekrar gönderdim. Ölü piksel var. Çünkü ölü piksel olan herhangi bir telefon ayıplı kusurlu mal olarak geçer ve ya farklı bir telefonu değişmesini, ya ücretini iade etmesini, ya da bir miktar karşılığında bir üst modelle değiştirilmesi teklifini sunar servis yasalara göre. İkinciye gönderince bana 475 TL fiyat çıkardılar, ücret çıkardılar tamiri için ve açıklama olarak da dokunmatik darbeli, yani ekranda herhangi bir şekilde darbe var dediler ki ben o zamana kadar ekrana koruyucu cam takmıştım ve hiçbir şekilde çizik yok. Ve anakart üzerinde darbe var dediler. Anakartın üzerinde. Telefon şu an o zamana kadar hiç açılmamış. Bir tornavida bile değmemiş. Telefon sıfır olduğu gibi ekranda ölü piksel var. Ve bana 457 TL onların bedeli çıkartıyorlar ki ben o zaman bu telefonu 800 küsür TL'ye almışım. Haksız yere diyorum mail üzerinde. Ben de haklı olarak telefonu geri istedim. Telefon geri geldiğinde güç tuşu bozuktu. Asıl olay burada patlak veriyor. Telefon bana geri geliyor ve şu anki haliyle güç tuşu bozuk. Ve şu anda hala aynı güç tuşuna herhangi bir şekilde değişme veya tamir etme söz konusu olmadı. Şu güç tuşu arkadaşlar basılamıyor. Böyle sert, sanki orada butonu kaldırmışlar. Böyle plastik boşa basıyor sanki ve şu anda görüyorsunuz. Güç tuşuna ne kadar bassam da fayda etmiyor. İstediğim kadar basayım, telefon şu anda gidik. Normalde buna bastığımız zaman tık diye bir ses gelmesi gerek. Normal telefonlarda olduğu gibi, bakın. Hemen şöyle şu anki telefonumun kılıfını çıkartacağım ki neden ithalatçı garantili bir telefon aldığımın sebebidir, açıklamasıdır bu GM Discovery. Neden ithalatçı telefon aldım? Şimdi normalde güç tuşuna bastığım zaman şu ses çıkması gerek. Umarım duyulmuştur. Fakat bunda hiçbir şey yok. Sanki düz bir yere bastırıyor gibisiniz. Maile devam ediyoruz. Güç tuşu bozuktu, yani basmıyordu. Normalde bastığım zaman tık diye bir ses geliyor ama şimdi gelmiyordu. Ben telefonu tekrar gönderip açıklama olarak sadece güç tuşu bozuk yazdım. Ve bana tekrardan 457 TL ücret çıkardılar. Ama benim telefonumun anakartında veya ekranında herhangi bir darbe yok. Ve garanti dışı da değil. Herhangi bir şekilde telefonda ya başka bir servis veya başka bir kuruluş tarafından işlem görmedi. Garantili telefon. Telefonu bir aydır böyle kullanıyorum ve kullanımı çok zor. Artık bezdiğim için bu maili göndermişim belli ki. Neredeyse hiç basmıyor. Bana yardımcı olabilir misiniz? Bunu onlara nasıl düzelttirebilirim? Onlar bozdu. Telefonumu yazdım. O zaman telefona da ihtiyacım vardı ve bayağı uzun bir süre servise gitti. 2 hafta bekledi, geri geldi, bozuk. Tekrar gönderdim, tekrar bozuk, tekrar şey yaptım filan. Şimdi bu hikayeyi ben neden anlattım? Bir, burada General Mobile ve Telpa'nın hatası var. Belki yüksek kitlelere hitap ettiğim için bu yetkili sfere ulaşabilir ve dava açılma durumu da söz konusu olabilir. Baştaki açıklamayı bu yüzden yaptım. Herhangi bir şekilde markayı kötülemiyorum. Tahminimce telefon
telefonu gönderdiğim serviste orada kontrol eden kişi buradaki güç tuşunu değiştirdi. Yani bu güç tuşu ve ses kısmı tuşları bir band üzerine yerleştirilmiş ve oradan çıkartılıp bir yenisiyle değiştirilebiliyor. Bu telefon bana bozuk bir şekilde geldiği zaman, üçüncü gönderişinde yani güç tuşu bozuk dediğim zaman bana anakartın değişmesi gerek güç tuşunu tamir etmek için demiştiler. Ki bu da bir yalan. Burada güç tuşunun değişmesi için anakarttan bir soket çıkartılıp buraya yeni bir soket takılıp güç tuşu değiştirilebiliyor. Yani bu iş bu kadar basit. Neyse biz neyi anlatıyorduk? Serviste kontrol eden kişinin eline geçtiği zaman tahminimce şurada güç tuşuna bir değişiklik yapıldı. Ayrıca şimdi hatırladım. Bu arada şimdi hatırladım. Ben bu telefonu ilk gönderdiğimde hani ölü piksel var diye göndermiştim. Telefonumu kulaklığını değiştirip hard disk atıp geri göndermiştiler ya. O zaman telefonun çerçevesini değiştiriyorlar. Benim telefonun çerçevesinin ufak bir kenarında fizik vardı. Onun dışında pasparlak bir çerçeve sahipti. Fakat telefonu gönderdiğim haliyle uzaktan yakından alakası olmayan bir çerçeveyle gönderdiler bana. Çerçevenin üzerisi çizik doluydu ve 3. gönderişimde yani sadece güç tuşu bozuk yazdığım gönderişimde çerçevenin de düzeltilmesini istedim. Eski çerçevenin takılmasını istedim ve adamlar birebir eski çerçeveyi takıp yani telefonu baştan sona söküp tekrar çerçeveyi takıp ve bana 457 TL ücret çıkartıp anakartın değişmesi gerektiğini söylediler. Palavra. Dediğim gibi kontrol eden kişinin bir eksikliği, bir yanlışı vardır diye düşünüyorum. Şimdi bu konuda siz ne yapabilirsiniz? Oraya gelelim. Ben sorunumu anlattım size. Olay bundan ibaret. Yani hiçbir şekilde telefonu tamir ettiremedim. Hatta telefon daha da bozuldu. Eğer telefonunuzu gönderdiğiniz servis çok kaliteli değilse, Apple'ın servislerini biliyorsunuz. Telefonu gönderirsiniz. Telefonun şurasında bir hata olsun değiştirirler. Küçük bir hata, büyük bir hata her türlü değiştiriyor adamlar. Bu konuda Apple'ı çok takdir ediyorum fakat yine de önerdiğim bir marka değil. Eğer bilinmedik bir serviste telefon kullanıyorsanız Xiaomi olur, ithalatçı serviste. Telpa biraz olur. Ben yaşadığım olaydan dolayı bir daha GM Discovery kullanmayacağım, bunu belirteyim. Çünkü serviste bayağı sorun yaşadım ve hiçbir şekilde ilgilenmiyorlar. Hatta müşteri hizmetleri size bağırıp çağırabiliyor, böyle bir olay da var. Bu arada konuştukça aklıma geliyor. Üzerinden bayağı bir süre geçti çünkü bununla ilgilenmeyeli ve her konuşmamda yeni bir şey aklıma geliyor. Ben bunları aradığım zaman bana bağırmışlardı, çağırmışlardı. Yok sizin yanlışınız var, yok şöyle olmaz, böyle olmaz gibisinden beni haksız duruma düşürmüşlerdi. Laflarını yükselterek, ki o zaman da 15 yaşındaydım. Şu anda 18'e girmeme çok az bir süre kaldı. Ve 15 yaşında bir çocuk iken birazcık hakarete maruz kaldığımı söyleyebilirim. Neyse, olaylar bu şekilde gerçekleşti. Bir türlü gelemedik. Siz nasıl bu durumda kendinizi haklı duruma çevirebilirsiniz? Ben neden Xiaomi Mi 6'yı ithalatçı garantili aldım? Ya da neden ithalatçı garantili bir telefon tercih ettim? Çünkü piyasada bir sürü telefon var ve bir sürü garantili, Türkiye garantili telefon var. İthalatçı garantileri biliyorsunuz. Genellikle telefonunuza aynı Telpa'nın yaptığı gibi genel tamir etmeyen, tamir etmeyip de daha fazla başınıza sorun çıkartabilecek firmalar, markalar oluyorlar bunlar. Xiaomi bir Çin markası ve Çin markası olduğu için AliExpress'te veya diğer sayfalarda yedek parçası çok fazla mevcut. Eğer bu telefon bozulursa bunu ben kendim tamir edebilirim. Çünkü istediğim kadar yedek parçası var. Ayrıca bu konuda da kendime güvendiğim için herhangi bir sorun yaratmayacak bana. Fakat eğer siz ithalatçı garantili alırsanız, eğer telefonunuz garantilik duruma düştüyse, eğer haklıysanız, %100 haklıysanız telefonu göndermeden önce videosunu çekin. Mesela ben bu telefonu servise göndereceğim ve göndermeden önce açıyorum kamerayı, telefonun her tarafını videoya çekiyorum. Onlar bana geri gönderdiğinde onların bozduğuna dair, onların hasar verdiğine dair elimizde bir kanıt olması için. Göndermeden önce videoyu çekiyorum. Daha sonra fonksiyonlarını gösteriyoruz, ekranı gösteriyoruz, kameranın çalışıp çalışmadığını, hoparlörün çalışıp çalışmadığını, elimizde detaylı bir kanıt olmuş oluyor. Yani bu durumda %100 haklı duruma çıkıyoruz. Telefonu servise gönderdik, bize para çıkardılar, haksız duruma düşürdüler veya telefon geri geldiğinde hasarlı geldi. Hiç beklemeden direkt tüketici hakemiyetine başvuruyoruz ve bu konu hakkında süreç başlıyor. Şimdi bu genellikle bu konular arkadaşlar 2 ayda, 3 ayda, bazen 1 ayda sonuçlanabiliyor. Sonuçlanma nasıl oluyor? Genellikle tüketici lehine oluyor bunlar. Yani marka lehine oluyor. Bu konuda biz şanslı durumdayız diyebilirim. Genellikle telefonun ya para iadesini, ya tamirini, ya da yeni bir telefona değişmesi tercihini sunuyorlar. Ve biz de ne yapıyoruz? Direkt para iadesini alıp farklı bir markaya geçiş yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü bu tür sorun yaşattıysa bize bir daha o markadan almaya gerek kalmıyor. Başta da belirttiğim gibi bu video içerisinde herhangi bir markaya kötüleme veyahut da kalama gibi bir konuşma yapmadım. Sadece başından geçen olayı anlattım. Şimdi videoyu izleyenler diyecek ki lan korkak mısın? Korkaklık değil olay. Çünkü YouTube öyle bir yer ki adam şak diye davayı açar ve Türkiye öyle bir yer ki davayı kazanabilir. Elindeki parasal imkandan ve avukatından dolayı diyeyim. Anlatmak istediklerim bu kadardı arkadaşlar. Ben bu şekilde bir seri yapmayı düşünüyorum. Eğer başınıza bu şekilde sorunlar geldiyse, yani mesela ben şu markadan aldım, bu marka bana haksızlık yaptı, şu tarih içerisinde oldu, belgem şu, kanıtım şu, ben %100 haklıyım dediğiniz bir olay varsa benimle mail üzerinden iletişime geçip paylaşabilirsiniz. Ben de bu şekilde insanlara yardımcı olabilirim. Bu şekilde insanların haksız duruma düştüğü ve insanlara yardımcı olabileceğim bir seri yapmayı düşünüyorum. Bunu ciddi anlamda söylüyorum çünkü daha önce başıma geldi ve çok kötü bir olay. Diğer YouTuber'lardan da yardım isteyince ve onlar bana yardım etmeyince ben bu konuda yardım edebileceğimi düşünüyorum size. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Eğer bu şekilde sorunlarınız varsa benimle mail üzerinden iletişime geçin ve
Detayı detayına %100 haklıysanız iletişime geçin lütfen. Çünkü ben de bu konuda kendi adımı kötüye düşürmek, kötüye kullanmak istemem. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.